Masonluk kökleri Orta Çağ Avrupa'sına dayanan ve kurulduğu tarihten itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan bir kurumdur. Ancak bu kadar yaygın olarak rastlanan ve dünya çapında milyonlarca üyesi bulunan bir topluluğun elbette çok uzun zaman gizli kalması mümkün olmamıştır. İşte Masonluk hakkında güvenilir kaynak ve araştırmalardan elde edilen 15 duyulmamış bilgi. Masonluğun ortaya çıkışına dair çok net bir tarih gösterilmese de bu topluluğun Avrupalı taş ustalarının oluşturduğu kökleri 14. yüzyıla dayanan meslek birliklerinden evrilerek bugünkü halini aldığı bilinmekte. Masonluk ve sahip olduğu kademeler isimlerini 14. yüzyılın sonlarına dayanan bu derneklerden almıştır. Masonluğun temelde 3 adet kademesi bulunmaktadır ve bunlar çıraklık, kalfalık ve ustalıktır. Masonların şövalye kökenine sahip oldukları fikri halen tartışılan bir başka teoridir. Masonluk belli bir dine inanmayı şart koşmaz ancak inançsız kimseler mason localarına katılamazlar. Evet ilginçtir fakat bir ateist ya da agnostikseniz mason localarına katılmanız mümkün değildir. Masonluğun ilk zamanlarına baktığımız zaman Hristiyanlık inancının yüceltildiğini fakat sonraki dönemlerde diğer dinlere ya da bir yaratıcıya inanan insanların da aralarına dahil edildikleri bilinmektedir. Masonların düzenlediği kabul törenleri gizli tutulmaktadır. Fakat bugün bazı lojaların eski sembolleri, göz bağlama geleneğini ve çıplaklığı halen kullandığı bilinmektedir. Mason lojalarına katılma süreçleri farklılık göstermekle birlikte katılmak için genellikle bir üyenin tavsiyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde mason lojalarına katılmak isteyen insanlar internet üzerinden de bulundukları şehirdeki lojalara ve toplantılara kolaylıkla ulaşabilmektedir. Masonların kişilerin bulundukları kademelere göre belirlenen özel tokalaşma biçimleri vardır. Masonlar ortak bir felsefi altyapı ve insanlık ülküsü çerçevesinde birleşirler. Sevgi, saygı, tolerans, hak eşitliği, evrensel kardeşlik ve bilimsel gelişmenin gerekliliği gibi konseptler masonluğun esaslarını oluşturur. Masonluğu bir tekamül süreci olarak gören üyeler toplum içinde diğerlerine fark edilmeden selamlaşmak için kendi belirledikleri stillerde bulunulan kademeye göre değişen tokalaşmalara sahiptirler. Hepimizin bildiği ve toplumumuzda bir erdem sayılan kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma sözü esasen masonlara aittir. Bu söze ilk olarak M.Ö. 500 yılı civarında yazıldığı tahmin edilen ve masonluğun ilk eserlerinden olan Büyük Öğreti'de rastlanmaktadır. Masonlar Orta Çağ'dan bu yana toplumun pek çok önemli biriminde yer almaktadır. Mason olduğu kesin olarak bilinen tarihi isimler arasında George Washington, Sir Winston Churchill, Charles Darwin ve Beethoven gibi önemli kişiler bulunmaktadır. Kadınların mason localarına katılmaları ilk olarak toplantılara gizlice sızmaları sayesinde gerçekleşmiştir. İlk olarak 1712 yılında İrlanda'da masonlardan bir tanesinin kızı olan bir kadın lojaya gizlice sızmış ve fark edildiğinde üyeliğe kabul edilmiştir. Hitler'in hüküm sürdüğü dönemde masonları bir tehdit olarak görmesi sebebiyle 200 bine yakın üyenin toplama kamplarında öldürüldüğü düşünülmektedir. Ve öldürülen masonların sayısı tahmin edilmekle birlikte toplamda kaç kişinin toplama kamplarında tutulduğu bilinmemektedir. Savaşın ardındansa beklenenin aksine Almanya'daki masonların sayısı önlenemez biçimde artış göstermiştir. Mason lojasına katılmak için genellikle şu şartlar aranmaktadır. Katılmayı özgür iradesiyle istemek, evrenin bir yaratıcısı olduğuna inanmak, 18 yaşından büyük olmak, ahlaklı olmak ve iyi bir itibara sahip olmak, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı olmak, özgür bir insan olmak, bir ya da birkaç masonun referansına sahip olmak. Dolar üzerinde bulunan piramit sembolünün masonlarla olan ilişkisi bir komplo teorisinden ibarettir. Dolar banknotu üzerinde bulunan piramit sembolü, masonlar dahil pek çok insan tarafından masonluğa ait bir sembol olarak bilinmektedir. Kaliforniya Üniversitesi'nde Margaret Jacobs'a bu sembolün tarih boyunca pek çok farklı grup tarafından kullanıldığını belirtmektedir. Masonların bu sembolün kendilerine ait olduğunu iddia etmesinin sebebi, banknotun üzerinde bulunan sembolün topluluğa büyük önem kazandırmasıdır. Masonluk tek bir noktadan yönetilen ve belirli kurallar bütünlüğüne sahip bir kurum değildir. Amerika'da ve Avrupa'daki mason locaları birbirinden oldukça farklı olmakla beraber, herhangi iki loca arasında da farklı kurallar bulunabilmektedir. Örneğin ABD'de bulunan
bulunan localarda kadınlar masonluğa kesinlikle kabul edilmezken, Avrupa'da bulunan bazı localarda kadınlar masonluğa kabul edilmektedir. Bu yüzden masonluk hakkında verilen herhangi bir bilgi her zaman doğru olmayabilir. Masonlar Ay'a yapılan ilk yolculukta kilit rol oynamıştır. Apollo programındaki astronotlardan Buzz Aldrin esasen bir masondur ve bu yolculuğu Teksas'ta bulunan locasının yardımıyla gerçekleştirmiştir. Aldrin'in Ay'a masonlara ait bir bayrağı götürdüğü de söylentiler arasındadır. Masonların amaçlarından biri pek çok ülkenin politik ve ekonomik varlığını kontrol etmektir. Dünya çapında masonlar tarafından idare edilen pek çok mevki, banka, üniversite ve hastane bulunduğu bilinmektedir. Masonluk pek çok popüler kültür üretimine de konu olmuştur. Masonlar hakkında yapılan filmler arasında The Imaginary Room of Dr. Parnassus, Paint Your Wagon, Ace with Shoot, Masonik öğeler barındıran kitaplar arasındaysa Savaş ve Barış, Da Vinci'nin Şifresi gibi eserler yer almaktadır. Masonlar Illuminati gibi gizli bir topluluk değildir ve bu gizli örgütle benzerlikleri olmasına rağmen bir ilişkileri yoktur. Bugün dünyada yaklaşık 6 milyon mason olduğu düşünülmektedir. Birleşik Krallık'ta bulunan mason sayısı 480 bin, ABD'de ise 2 milyon olarak ifade edilmektedir. Bir mason, mason olduğunu gizlemek durumunda değildir. Koruması gereken tek şey topluluğun sırlarıdır.